Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicret edişlerinin ilk aylarıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'la beraber Uhud Dağı'na doğru adımlıyorlardı. Uhud Dağı'nın eteklerine vardıklarında Uhud Dağı sallanmaya başladı. Peygamber Efendimiz, sabit ol ya Uhud, sakin ol ya Uhud, üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır buyurdular. Ve Uhud Dağı sükun buluyor, hareketsiz bir hal alıyordu. Ola ki Uhud alemlere rahmet olanın gelişine heyecanlanmıştı. Bir telaşa düşmüştü. Heyecanından doğallığını, tabiiliğini kaybetmişti. Sanki heyecanından bir titremeye düşmüştü. Ola ki kendinden geçiyordu. Gelen sevgiliydi. Hem de uzun yıllar beklediği sevgiliydi. Uğrunda canını vermekten çekinmediği, çekinmeyeceği sevgiliydi. Kaç zamandır bekliyordu. Uzun yıllar gözleri yollardaydı. Sevgili gelmişti. Uhud'un sevgilisi gelmişti. Uhud ne yapacağını bilmez olmuştu. Heyecanından o devasa bedeni tir tir titriyordu. İyi de sevgili ona dönüp bakacak mıydı? Uhud deli gibi seviyordu ama ya sevgili Uhud'u seviyor muydu? Sevgili öyle diyordu. Biz Uhud'u severiz, Uhud bizi sever. Belli ki Uhud bunu biliyormuş. Belli ki iki sevgili imişler. Bunu bilen Uhud şimdi yerinde nasıl dursundu? Nasıl kendine hakim olsundu? Sevgili geldi diye nasıl kendinden geçmesindi, sevincinden kendini yerden yere vurmasındı? Hem bu sevgili alemlere rahmet olandı. Cümle varlıklara rahmet olandı. Cümle alemlere sevgili olandı. Varlıklar aleminin sahibine sevgili olandı. Ezel ve ebed sultanının sevgilisiydi. Rabbi Rahim'in sevgilisiydi. Uhud böyle bir sevgiliyi seviyordu. Asıl sevgiliyi seviyordu. Büyük sevgiliyi seviyordu. Rabbi Rahim'in sevgilisini seviyordu. Şimdi Uhud'a bu sevgili geliyordu. Uhud ne yapsındı? Uhud nasıl dayansındı? Uhud nasıl kendinden geçmesindi? Uhud nasıl şok geçirmesindi? Süleyman kuş dili bilir diyorlardı. Hazreti Süleyman peygamberdi. Hazreti Süleyman sadece kuşların dilini biliyor değildi. Nice varlıkların dilini biliyordu. Cinlerin dilini biliyordu. Rüzgarın dilini biliyordu. Karıncanın dilini biliyordu. Bunları öğrenmek için dil kurslarına katılmış değildi. Bunların dilini öğrenmek için çalışmış, çabalamış değildi. Bu bir ihsandı. Allah'ın bir ihsanıydı. Allah'ın peygamberine bir lütfuydu. Allah dilesindi, kullarına nice imkanlar ikram ederdi. Konuşmayanı konuştururdu. Geleceği önünü açardı. Hazreti İsa'ya bu imkanı vermişti. Hazreti İsa beşikteydi. Beşikte bir bebekti. Beşikteki bebek konuşur muydu? Konuşsa bile bunu akıl kabul eder miydi? Daha doğrusu akıl bunu nasıl izah edebilirdi? Akıl şok geçirirdi. Akıl dona kalırdı. Akıl aziyetini derinden kavrardı. Aslında evren ve çeviren Rabbi Rahim'di. Yeter ki o dilesindi. Sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'a geleceği gösteriyordu. Geleceğin penceresini açıyordu. Hazreti İsa ahir zaman peygamberini görüyordu. Ve gelecekte gelecek olanı müjdeliyordu. Allah kuluna ne murad ederse onu ikram ederdi. Allah peygamberine geleceğin penceresini açıyordu. Kimi kulların hallerini gösteriyordu. Kul acizdi, kulun gücü yoktu. Güç ve kuvvet sahibi sadece Rabb-u Teal'di. Dileyen oydu. Geleceği önüne koyan oydu, gösteren oydu. Bir kez anlatmıştık.
yeri geldiği için tekrar etmekte fayda var. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'deydik. Beraberce Mekke'nin bazı yerlerine gittik. Dağların ve ağaçların arasından geçiyorduk. Peygamber Efendimizin karşılaştığı bütün dağlar ve ağaçlar "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ben Mekke'de bir taş bilirim ki peygamber olarak gönderilmeden evvel bana selam verirdi. Onun yerini şimdi de biliyorum" buyurmuşlardı. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah'la birlikte bir seferden döndük. Beni Neccar bahçelerinin birinin yanına vardığımızda orada bir deve gördük. Bahçeye kim girerse üzerine saldırıyordu. Durumu Peygamber Efendimiz anlattılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahçeye girip deveyi yanına çağırdı. Deve hemen dudağını yere sarkıtarak geldi. Efendimizin önüne çöktü. Peygamber Efendimiz "Yular getirin" buyurdular. Yuları devenin başına geçirip sahibine teslim ettiler. Daha sonra insanlara dönerek şöyle buyurdular. "Cinlerin ve insanların asileri hariç, yer ile gök arasında var olan her şey benim Allah Resulü olduğumu bilir" buyurdular. Bütün varlıklar Rabbi Rahim'i tesbih ediyorlardı. Her varlık kendi dilince bu tesbihi yapıyordu. Bunu bizim anlamamız mümkün olmayabilirdi. Daha da ilginci ise Bakara suresinde geçen şu ayeti kerimeydi. 74. ayeti kerime. "Yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi vardır ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir" buyuruyor. Varlıklar alemi Rabbini biliyordu, tesbih ediyordu, korkuyordu. Peygamber Efendimizin bir konumu vardı. Rabbimizin belirlediği bir konumu vardı. Öyle buyuruyordu. "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." O alemlere rahmetti. Varlıklar alemlere rahmet olanı biliyordu, tanıyordu. Ondan geleni tanımazlar mıydı? Bilakis tanıdıklarını ilan ediyorlardı. Dağlar ve ağaçlar Allah'ın Resulüne selamlarını takdim ediyorlar, selamlarını sunuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.